Sağlıklı Diyaloglar ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta aradan sonra yine bir ilginç konu ve çok değerli bir konuğumla beraber bazı konuları konuşup tartışmak için karşınızdayız. Tabii bugün biraz böyle tutuk gibi başladık çünkü malumunuz geçen cumartesi günü Ankara'da gerçekten korkunç bir olay yaşandı. Resmen bir katliam yaşandı. Toplam 99 vatandaşımız ne yazık ki kaybedildi. Ondan sonra gerek Türkiye'de gerek Kıbrıs'taki basında çok değişik yazılar, yorumlar çıktı. Bir iki gün önce Kıbrıs'ta bu konuyla ilgili gerçekten hiç hoş olmayan birkaç yorum içeren haber, yorum çıktı gazetelerde. Açıkçası ben Kıbrıs Türk'ü olarak gerçekten utandım bu yazı ve yorumlardan. Sonuçta Türkiye'nin üzerinde oynanan çok büyük oyunlar var. Belki bir ara bunları da konuşuruz, tartışırız hocam. Yani Atatürk'ün 10. yıl nutkunda söylediği gibi dahili ve harici bedhahlar gerçekten işbirliği halinde Türkiye'yi rahat bırakmıyorlar. Eleştirdiğimiz çok politikalar tabii ki oluyor. Anavatan Türkiye'nin. Özellikle anavatan demek istiyorum gerçekten. Ama bu zor günleri hep beraber kenetlenerek atlatacağını düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur Türk halkının. Herkese geçmiş olsun. Kaybedilenlere, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, size bakarak programa başladık ama sizi tanıtmadık. Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın başı tüm sağ olsun. Tüm insanlık, haklısınız. Diyorum. Çok akan, haklısınız. Her damla kanı yüreğimizde hissettik. Evet, evet. Yani çocuğundan yaşlısına ne kadar tabii, çok insan kaybedildi. Tabii. Masumiyete ve, karşı bir saldırı, evet, barışa karşı bir saldırı. Kesinlikle. Yüreğimizde acıyı hissediyoruz. Ama ben de sizin gibi yani biz Türk milleti güçlü bir tarihi olan ve güçlü bir deneyimleri olan, yani tarihte yüzyıllarda birçok olaylar yaşandı. Duygusal tecrübemiz çok yüksek. Bu atlatılacak, atlatılacağına inanıyorum. Oyunlara gelmeyeceğimize tam inanıyorum. Dibe vurdu dendiği zamanda gerçekten Türk tabii, halkı, Türk milleti her çok şerde değişik bir hayır bir vardır. Evet, kilitlenme, belki bir kenetlenmeyle. Şer, evet, belki bu şer bir toparlanma yani, için bir vesile olur. Toplumun farkındalığının arttırıp birbirimize kenetlenmemizin, hep beraber dua etmemizin ve de bu oynanan için, oyunları görmek için belki varıyor, değil mi? Bilinç düzeyimizin evet, daha sağlıklı düşünmemiz evet, için bir vesile yani, olacak inşallah. Akan kanlar boşa gitmeyecek. Haklısınız. Yani bu konuda konuşurken, yorum yaparken dahi seçilen bütün sözcüklerin de çok dikkatli tabii, seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Sonuçta insanlar yitirildi, kaybedildi ve hiç kimse başına bir uğursuz olaylar gelmesini, felaketler gelmesini yaşamasını istemez. Hiç kimse bu şekilde ölümü kabul etmez. Gerek kişiler, gerek toplumlar. Tabii, tabii. Bunların altındaki olayları, bu konularla ilgili satır aralarını da çok iyi okumak gerektiğine inanıyorum. Yoksa evet, uzaktan oturup da işte beylik laflarla, çok ağır ithamlarla böyle laflar söylemek gerçekten çok yakışıksız olan olaylar. Tabii, her yorum yapan kişinin bence düşünmesi lazım. Orada kardeşi, kendisi, ailesinden biri tesadüfen oradan geçiyor da olabilir. Öyle evet, öldüğünü düşünerek ciddi, yani hassasiyetle konuşması gereken evet, bir konu. Herkese geçmiş olsun diyelim. Değerli evet, konuğum kendisini hemen konuya dahil etti, başladık. Ben hemen tekrar tanıtmak istiyorum. Göğüs hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Sayın Fadime Tülücü, Kolon Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisinde çok başarılı çalışmalar yapan arkadaşımız. Sayın hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum. Uzunca bir süre önce aslında sizinle görüşmüştük. Evet. Bazı konularla ilgili evet, konuşmuştuk. Fakat tabii Kıbrıs hem coğrafi yapısı konumu gereği hem de küçük bir toplum olması gereği bazı hastalıklar biraz daha yoğun yaşanıyor. Biraz daha gerçekten başka yerlere göre belki biraz daha fazla görüldüğü söyleniyor.
Çocuk hastalıkları uzmanlı arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman da keza onlar buna benzeyen bazı gerçekten ifadeler kullanıyorlar. Şimdi biliyorum siz özellikle astım konularında da çok ilgileniyorsunuz. Tedaviler konusunda çok başarılı çalışmalarınız var. Şimdi yakın zamanda biliyorsunuz Türkiye, Afrika üzerinden ve Arabistan üzerinden rüzgarlarla iki kez toz bulutları taşındı. Ve Kıbrıs'ı da etkisi altına aldı. Günlerce gerçekten kapı pencereyi açamadık. 200-300 metre uzağımızı göremez olduk. Şimdi yapılan anonslarda işte çocuklar, yaşlılar, astımlıların dışarı çıkmaması, mümkün olduğunca içeride kalmaları söylendi. Şimdi buradan yola çıkarak ben size iki şey sormak istiyorum. Önce birincisiyle başlayayım. Sayın Hocam, astım nedir? Astım hava yollarının normalde şimdi hava yollarımız normalde yabancı bir partikül aldığımızda o partikülü dışarı atmaya yönelik çalışır. Bunun için bir duyarlılığı var. Astımlı olan kişinin hava yolları aşırı duyarlıdır. Normalde reaksiyon göstermemesi gereken durumlara karşı reaksiyon gösterebilmekte daralıyor mu? Göstermesi gereken duruma da abartılı reaksiyon göstermekte. Bu reaksiyonda ne oluyor? Hava yollarının yabancı maddeye karşı reaksiyonu hava yollarının, çünkü biz hava yollarındaki amaç akciğeri korumak, solunum yolları, akciğerin kendi hava keselerinde oksijen değişimi, kanın temizlenme olayı gerçekleşir. O asıl işlevi odur. O işlevi korumaya yöneliktir hava yollarındaki bütün savunma mekanizması. Dolayısıyla yabancı maddenin oraya gitmesini engellemek, hava yolları vardır ağaç gibi, akciğerin bu hava keselerine doğru gittikçe, aynı ağaç dalı gibi gittikçe incelen dallar halinde. Solduğumuz havanın akciğerlere, hava keselerine ulaşmasını sağlayan, oradaki kirli havayı da dışarı atmamızı sağlayan yollar. Bu yolları daraltır, daraltarak daha gelen kirli maddenin, yani yabancı kabul edilen maddenin aşağıya inmesini engellemek. Reaksiyonun biri odur. Bronş kasılması, hava yolu kasılması. En basit olan, en astımlı hızlı gerçekleşen. Bu abartılı bir şekilde bu oluyor. Hava yolu tıkandığı için astımlı kişi kendinde göğsünde baskı hissi, tıkanma hissi ve hisseder. Nefes alıp verirken de ve bir dar garip olduğu sesler için nefes zor girip çıktığı için bizim ancak streskopla duymamız gereken o sesi artık dışarıdan duyulur hale gelir. Çünkü girip çıkan hava dar bir mesafeden girdiği için o sürtünme sesi abartılı bir olur sesle ve dışarıya hışıltı duyulur. O hışıltının daha hafifini, normal olanını biz streskopla duyarız. Ama daraldığı için daha kuvvetli bir ses meydana geliyor. Bu dışarıdan da hissedilir hale geliyor. Kişi zaten bu durumda atağı, yani bütün septomları hisseder. Astım atağını yaşamaya aslında başlıyor. İşte vücudun savunma mekanizması, ama savunma mekanizması abartılı olduğu için kişiyi rahatsız eder pozisyona geliyor. Şimdi ikinci soruyu soracaktım fakat onun cevabını peşinden vermiş oldunuz. Yani tozlu havada biz astımlı hastaya niye dışarıya çıkma diyecektik. Evet. Bu sebepten ötürü. Çünkü nefes alıp vermekle bu büyükten küçüğe doğru incelerek giden hava yollarına hava geçerken beraberinde tozu da götürecek. Tabii. Ve ona bağlı bir alerjik reaksiyon veya bir atmak savunma mekanizması onu oluşacak. Atmak isterken hepimiz de atmak isteyecek onu. Ama astımlı hasta da abartılı olacak. Evet, o kişi de astımı tetikleyici özellik taşıyacak. Ayrıca bu partiküllerin içerisinde, tabii zaten partiküllerin kendisi alerjen içeriyor olsun olmasın, bu tozlu havadaki alerjen de içeriyor olabilecek. Olmasa bile partiküllerin kendisi zaten yabancı maddedir vücudumuz için. Doğru. Zaten vücut doğal olarak onu atmak için reaksiyon gösterecek. Astımlı olan kişide bu reaksiyon abartılı olacak ve kişinin solunum şikayetleri ortaya çıkacak. Şimdi tetikleyiciye maruz kaldığında kişi anlık olmayabilir. Herhangi bir şey neyle maruz kalırsa kalır. Artık o
vücuttaki o döngü başlamıştır. O döngünün devamı gelebilir, arkası gelebilir diye. Biz alerji direkt yabancı kabul edilen maddeden uzak kalması için astımlı hastaları tabii ki uyarıyoruz. Ya da hepimiz kendimizi korumaya çalıştık tabii bu durumda. Evet. Toz bulutu çok yoğundu. Kıbrıs üzerine zaman zaman hepimiz biliyoruz. Dönem dönem toz bulutu geliyor. Ama bu sene sık geldi ve çok yoğun geldi. Ve çok uzun sürdü. Dolayısıyla hepimiz rahatsız olduk. Yani trafik bile etkilendi. Ama daha da ilginç ama bir şey. Ama ben düşünüyordum. Evet. Daha çok endişelenmiştim hastalarım açısından. Çünkü birlikte mikroorganizmalar gelecek. Farklı bir ülkeden, farklı bir coğrafyadan geliyor. Farklı bir mikroorganizma grubu gelecek. Arkasından enfeksiyonlar da başlayacak. Bir de mevsim dönümüne de denk geldiği için arkasından yoğun enfeksiyonlar da başlar diye düşünmüştüm. Ama düşündüğüm, korktuğum kadar şey olmadı. Ağır tabloyla karşılaşmadık. Bu en azından güzel bir evet, şey. Evet tabii. Ben şeyi diyecektim tabii yine üstüm. Bu seneyi yoğun geçirdik. Yani yazdığım bile çok yoğun. Pnömoni, yani zatürre vakalarıyla karşılaştık. Ki biz yani olmaması gerekirken bile toz bulutunun en yoğun olduğu gün özel okullarımızı açtık. Evet. Binlerce çocuğu öğretmenleriyle beraber, yöneticileriyle beraber okullara götürdük. Ve gerçekten en yoğun olduğu günlerde... biz eğitim açısından değişik duyarlılığımız olduğu için direkt okula gönderdik ve orada bir bir ironi bir olay gerçekten yaşandı. Ama düşündüğünüz kadar yoğun bir astım olayı yaşanmadı mı Fadime Hanım? Yani ataklarla gelen hastalarım oldu. Oldu. Ama uzun sürmedi. Yani uzun ağır... Yani ağır enfeksiyon, arkasından enfeksiyonun eklendiği ağır vakalar olmadı. Anladım. Ama poliklinik başvurusu arttı tabii. Şimdi biraz tersten geriye doğru gitmeye çalışacağım. Şimdi şunu sorayım size. Astımı olan veya kronik bronşiti olan, KOAH dediğimiz rahatsızlığı olan, işte yaşı 60'ın üzerinde olan kişilerde zaman zaman tıbbi basında, tıbbi medyada konuşulur, tartışılır, tavsiye edilir, söylenir. Bir zatürre aşısı yapılması tavsiye edilir. O konudaki görüşünüz nedir? Mekanizma nedir? Ne yapılsın? Çünkü bizi dinleyen bu tür rahatsızlığı olan hastalarımız, izleyicilerimiz için de gerçekten bu belirleyici olabilecek, yol gösterici olabilecek bazı olaylar gerçekten. Ne dersiniz doktor hanım? Kronik hastalığı olan kişilere kronik akciğer hastalığı veya kronik herhangi başka hastalık, böbrek yetmezliği, diyabeti, kalp hastalığı olan, belli bir yaşın üstünde olan, düşkün olan hastalara, belli risk grubunda olan kimselere grip aşısını her sene zorunlu mutlaka yapılsın diye söylüyoruz. Zatürre aşısı aslında yani çocuklarda çok başarılı, çok iyi sonuç alınıyor. Zaten zorunlu aşı protokolüne konuldu ama erişkinlerde başarı oranı çok yüksek değil. Ama ne kadar immünite gelişirse o immüniteyi kar sayacağımız için, yani çünkü pnömoni olduğunda ağır bir durumla karşılaşma durumumuz var bu saydığımız riskli hasta dediğimiz grupta. Evet. Dolayısıyla ben öneriyorum. Yani hastada ne kadar immünite oluşursa o immüniteyi kar kabul edip öneriyorum. Çünkü şeyi yok. Yani zararı yok hastaya. Yapılıyor olmasının bir zararı yok. Ama bu demek değil pnömokok aşısı yapıldı. Hasta pnömoni olmayacak diye. Lütfen böyle algılanmasın. Çünkü hastalar bazen söylüyor. İşte ben oldum aşı ama niçin zatürresiniz diye söylediğimde ben zatürre aşısı oldum. Niçin zatürre oldum? Aşı mı bozuktu? Olmamam diye, gerekiyor der gibi bir durum. Aşı mı bozuktu diye söyleniyor. Hayır değil. Yani pneumo 23 aşısı kesin zaten pneumonide tek bir mikroorganizma değildir etken. O mikroorganizmaya yönelik koruyuculuğu
oluyor ama çok aşırı yüksek değil erişkindeki zatürre aşısının koruyuculuğu. Grip aşısı da grip aşısı oluyoruz. Yine gribe yakalanabiliyoruz. Şimdi onu soracaktım. Siz hemen peşinden onu gerçekten bağladınız. Bunda da şey değil. Evet. Yani garanti aşı oldum, hastalanmayacağım diye lütfen kimse öyle garanti gözüyle aşı olmasın. Ama işte eğer bir önceki senenin virüsleriyle hazırlanıyor grip aşısı. Eğer bu sene çıkacak olan grip geçen yılın virüsüyle ya da ona yakın çok ciddi bir değişim göstermemiş virüsle ortaya çıkacaksa ilişkinde başarı oranı %70'e yakındır. Dolayısıyla bu %70 başarıyı düşünerek olunsun ama %30, %40 gene grip olma ihtimaliniz var. Grip olmama dışında gribi daha hafif geçirmeyi sağlayacak. Bir de düşünecek olursak son birkaç yıldır grip vakaları çok ağır seyrettiğini düşünerek olunması gerektiğini öneriyorum ben. Zaten yanlış hatırlamıyorsam, doktor hanım yanılıyorsam lütfen düzeltin. Galiba bir sene önce dünyada en yaygın enfeksiyon yapan 6 tane virüs alt tipi izole ediliyor. Bunlar zayıflatılarak, bunlar aşısı yapılarak bir sonraki sene için kullanıma sunuluyor. Tabii. Bizim bu sene yaptıracağımız grip aşıları aslında bu. Geçen seneki en fazla enfeksiyon yapan 6 tane virüs alt grubu. Ve dediğiniz gibi çok çeşitli virüs alt grupları var. Dolayısıyla birine karşı aşılandığınız zaman onun yanındaki başka bir alt grup veya da biraz daha uzaktaki başka bir grup sizi tutabilir. Çok yakın bir akrabası ise o zaman hafif geçiriyorsunuz. Evet. Ama eğer ilgisi olmayan daha yeni bir virüs alt grubu ise o zaman yataklara düşüyorsunuz galiba. Tabii. Bu virüs alt gruplarında yani hem HN diye geçiyor ya, sizin bir yazınızda da vardı galiba bu. Bunlar her sene galiba bu yapıyı değiştiriyorlar ve az önce onu söylüyordunuz. Galiba 30 yılda, 35 yılda çok ciddi bir saldırganlık kazanabiliyorlar yapı olarak. Öyle değil mi doktor hanım? Virüslerin vücutta enfeksiyon oluşturan iki bileşeni var. Bu H ve N ile kodlanan, yani baş harfleriyle söylediğim şey. Hemakitinin bir de nöraminidaz. Bu iki bileşen her sene küçük küçük değişiklikler gösterir. Eğer bu değişiklikler çok küçük ise vücudumuz, yani bir öncekinden çok ciddi farklılıklar değilse, biz aslında kendimiz grip olduğumuzda da bağışıklık sistemimiz, yani aşı olmadan gribe yakalandık. O yakalandığımız virüse karşı da vücudumuzda bağışıklık oluşur. Ama bir sonra başka bir virüsle karşılaştığımızda tekrar gribe yakalanıyoruz. Çünkü farklı bir virüsle karşılaştıysak ya da bu değişimler çok mikro değişimlerse, çok küçük değişimlerse, söylediğiniz gibi diğer virüse, geçirdiğimiz gribe ya da işte aşının içerisindeki virüse yakın olduğu için koruyuculuğu devam ediyor. Vücut yine onu gördüğünde, aşının amacı o zaten, vücuda zayıflatılmış hali, parçaları verilerek virüsle karşılaştığında vücut yeni bir şeyle karşılaştığını düşünmeyip tanıdığı bir şeyle karşılaştı, nasıl savaşacağını bilsin diye hatırlatma, bağışıklık sistemini canlandırmaktır amaç. Eğer virüs ciddi bir değişim göstermemişse virüsü vücut tanıyor ve ona karşı başarılı oluyor vücudun bağışıklık sistemi. Ama bu bileşenlerde ciddi bir değişim var ise bu sefer yeni bir virüsle karşılaşmış gibi algılıyor kendisini ve vücut daha zayıf olarak savaşa başlıyor. Evet. Ve normal koşullarda da virüs hastalıkları için birebir etkili olarak verebileceğimiz aslında çok da fazla ilacımız elimizde yok. Birkaç tane, iki tane büyük tıp firmasının çıkardığı değişik preparatlarda bir virüs çoğalmayı engelleyici iki tane ilaç var. Fakat o da rutin kullanımda aslında değil.
Evet, antiviraller rutin kullanımda önerilmiyor. Evet. Eğer çok ağır bir vakayla karşılaştıysak bu durumda ya da kişinin ağırlaşma ihtimalinde ciddi sağlık problemleri oluşma olasılığı olan kişi ise ciddi bir iskemik kalp hastalığı var örneğin. Ve o andaki salgın, ortada dönen virüs tablosu ağır seyrediyorsa bazen hastayı risk etmemek için erken dönemde antiviral başladığımız oluyor. Ama rutin bunu herkese yapmıyoruz tabii. Şimdi Avrupa zaten biraz yaşlanmakta olan bir toplum. Ve yanlış mı hatırlıyorum acaba her sene normal gripal enfeksiyonlardan ötürü Avrupa'da grip enfeksiyonuna bağlı sanıyorum 500 bin kişi. Evet, ölüm yani oranı. Ölmemesi gerekecekken aslında gribe bağlı bu kolaylaştırma veya sebep olma gibi bir olaydan ötürü aslında 500 bin kişi galiba yaşlı nüfusta Avrupa'da kaybediliyormuş galiba. Şimdi o zaman baktığımız zaman tabii Avrupa'da bu biraz daha önem kazanıyor herhalde. Çünkü yaşlanmakta olan toplum, güneş ışığını çok iyi almıyorlar. Belki kışa hazırlıkları çok iyi olmuyor bireysel bağışıklık açısından. Onun için de grip üzerinde bayağı Avrupa üzerinde duruyor sanıyorum. İşte aşıları hemen üretiyorlar. Ağustos'un sonunda, Eylül'de. Bu yıl örneğin çok erken çıktı. Evet, evet, aşılar erken çıktı. Şimdi bakıyoruz, dünkü haberlerde bir baktım, Almanya'da bazı kentleri gösteriyordu haberler. Kış erken geldi diye. Bir baktım ki karlar altında. Şimdi biz daha şortla, tişörtle dolaştığımız bir coğrafyamız var. O açıdan gerçekten evet, çok şanslıyız gerçekten. Şimdi Avrupa'da tabii grip aşısı yapmak için aslında geç bile kaldılar bir yerde. Çünkü soğuk hava geldi, işte virüslerin bulaşma, havada kalma, işte uzun dayanma ihtimalleri de arttı derken hastalık oluşma ve yayılma ihtimalleri de soğuk havayla beraber artıyor herhalde. Tam bu aşamada korunma açısından, bireysel korunma veya toplum korunması açısından neler söyleyebilirsiniz Fadime Hanım? Gripten veya virütik salgın hastalıklardan korunma için en pratik tedbirleri bizim ilkokul çocuğumuz, ortaokul çocuğumuz duyduğu zaman ha bunları ben yapayım iyi olur diyeceğiniz neler var mesela? Şimdi bir kere vücudumuza güvenmeliyiz. Allah insan vücudunu çok kesinlikle muhteşem yaratmış. Yani vücudumuz her tehlike durumunda o tehlikeye karşı kendini korumaya kodlanmış durumda. Ama biz tabii işte beslenme alışkanlıklarımız, iş yaşantısı, stres, uyku düzenimizdeki bozukluklarla çevresel faktörler vücudumuzun bu otomasyonunu bozuyoruz. Bozduğumuz için aslında daha çok riskli durumlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla vücudumuzun doğallığını korumaya yönelik yaşamamız gerekiyor. Örneğin uyku, vücudun ihtiyacı. Yani uyunması gereken saatte uyumalıyız ki vücudumuz kendini yenilesin. Dengeli uyumayan birisi, işte nöbet usulü çalışanlarda örneğin, gerçekten grip daha ağır seyrediyor. O nedenle uyku saatinde uyumalıyız, uyku hijyenine dikkat etmeliyiz. Geç saatte sabaha karşı uyumak ya da gündüz uyumak gece uykunun yerini tutmuyor. Çünkü belli saatlerde uyku vücudun yenilenmesidir. Hücre proliferasyonu, hücre çoğalması oluyor uykuda. Organlar için gerekli üretimler yapılıyor. Bazı hormonların üretimleri yapılıyor. Doğru, doğru, çok haklısınız. Ve belli saatlerde hani bir biyoritmi var vücudun. O ritim doğal olarak vücudumuzda fizyolojik olarak ayarlanmıştır. Biz o ritme uymamız gerekiyor. Ritmi kendimize, kendi yaşantımıza uydurduğumuzda karışıklık oluyor vücudun savunma sisteminde. Dolayısıyla gece uykusu mutlaka şart diye söylüyorum. Dengeli beslenme,
yani örneğin obezlerde enfeksiyonlar daha ağır seyrediyor. Kilolu olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Sigara kullananlarda, alkol kullananlarda daha ağır seyrediyor. Ya da kirli ortamda çalışanlarda daha ağır seyrediyor. Evet, doğru. Dengeli besleme vücudun yani olmamız gereken kiloda olmak, belli öğünlerle yemek ve vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar kaloriyi vücudumuza almak. Doğal besinleri yemek, yani çok fazla biz şey olduk artık, sanayi yani sanayi ürünü haline döndük. Çünkü ben sürekli hastalar soruyorlar, şu ilaç çıktı, bu ilacı kullansam mı? İşte bağışıklık sistemi kuvvetli, şu bu vitamini alsam mı? Şu vitamin böyle mi, bu böyle mi diye. Aslında çok böyle tablet ilaç almamızı gerektirmiyor. Yani yiyeceğiniz bir portakalda almanız gereken C vitamini miktarını alırsınız zaten. Ve vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral o mevsimde zaten doğal olarak o mevsimde yetişen meyve sebzelerin içerisinde vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller vardır. Dolayısıyla mevsimine uygun doğal sebze ve meyvelerle beslendiğimizde zaten almamız gereken vitamin mineralli almış oluyoruz. Bunu ayrıca dışarıdan ilaç desteği şeklinde almamız gerekmiyor. Tabii ki bazı özel durumlar farklı. Yani çok yaşlı olma, beslenme problemi olması ya da bir takım kronik hastalıkların varlığı durumunda beslenme yetersizliği söz konusu ise bu durumlarda almak gerekiyor. Ama ben yani Kıbrıs bu açıdan şanslı. Yani doğal yani mevsimine uygun besinleri bulabiliriz. Onlarla beslenmemiz gerekiyor. Hijyene dikkat etmek önemli. Yabancı maddeleri biz özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında hava yoluyla alacağız. Ya da ağız, burun, göz mukozamıza elimizle mikrobu getireceğiz. Dolayısıyla ellerin düzenli yani yıkanması en az işte 20 saniye parmak araları dahil bir şekilde su ve sabunla yıkama, el hijyeni çok önemli. Özellikle kalabalık çocuklarımıza bunu çok öğretmemiz gerekiyor. Ya da kalabalık bir ortama gittik, alışveriş merkezine. Mümkünse o bölge oralardayken elimizi yüzümüze gözümüze değdirmememiz gerekiyor. Ve her fırsat bulduğumuzda dışarıdan gelecek olan mikroorganizmaları temizleyebilmek için yıkamamız gerekiyor. Vücut hijyenimizin dışında ortam hijyeni önemli. Bulunduğumuz ortamın belli sıklıkta temizlenmesi, oda içi hava temizliği, hava kirliliğini engellemek için odaların belli sıklıkla havalandırılması ya da iş yerlerinde HEPA filtreli klimaların kullanılması, bunların temizliğinin, klimaların filtrelerinin belli aralıklarla temizliğinin yapılıp yapılmıyor olduğuna dikkat etmek, bu konuda duyarlı olmak, evimizi sık sık havalandırmak, dokunduğumuz yerleri, çünkü biz konuşmakla dışarıya sekresyonlar saçmaktayız. Bu sekresyonlar bulunduğumuz ortama yapışacak. Eğer varsa bir mikrop, o mikrobu da orada barındıracağız. Dolayısıyla dokunduğumuz yerleri de günlük, özellikle bu salgınların olduğu dönemde, grip salgınlarının olduğu dönemde, kış döneminde kullanım alanımızı da su ve sabunla ya da yüzey dezenfektanlarıyla temizlemek, toplu kullanılan yerlerdeki tuvaletleri yine yüzey dezenfektanlarıyla temizlemek. Bu arada ben de şeyi konuşunca atladım mı? Çevre temizliğine dikkat etmek, vücut hijyenini, sigarada, evet, alkolden uzak kalmak, hı, spor yapmak. Yani bizim en, evet, büyük sıkıntımız, evet, bu. Kıbrıs'ta çok hareketsiz yaşıyoruz. Yani hiçbir yere yürüyerek gitmiyoruz maalesef. Her yere araçla gidiyoruz. Çok fazla açık havada hani yapalım desek
Yani isteyen aslında her zaman bulabilir. Yani spor yapma fırsatını her yerde bulabilir. Biraz böyle şikayet etmeyi de seven bir toplum olduğumuz için yeterince park yok, yürüyüş alanı yok diye şikayet ediyoruz. Ama asansörleri daha az kullanalım, merdiven kullanalım, kısa mesafeye yürüyerek gidip gelelim, bisiklet hayatımıza sokalım. Yani yürüyüşü mutlaka hayatımıza sokalım. Çünkü hepimiz her zaman salona gidip spor yapma fırsatımız olmuyor. Ama mesela Avrupa'da bazı iş yerlerinde bu şey var. Belli saatlerde çalışanlarının mutlaka spora gitmesini zorunlu kılıyor iş yerleri. Belki böyle büyük iş yerleri böyle bir şey yapıp Kıbrıs'ta da yani öncülük yapabilir. Japonya'da, Çin'de sanıyorum İşe yarım saat erken gidiliyor. Sonra hep beraber bir sabah sporları, işte bu esneme, germe hareketleri. Hı hı. İşte bu Japonların biliyorsunuz o ağır ağır yapılan bazı germe, açma hareketleri var vücutlarında. Onları görüyordum bazen belgesellerde. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Bunun benzerini şey yapıyor. Sabancı işletmeleri Türkiye'de fabrikalarında uyguluyormuş ki çok güzel bir örnek aslında. Gerçekten kişisel fiziksel faaliyetler artırıldığı zaman kolektif bir şekilde hem moral yükseliyor, hem enerji yükseliyor, hem kişilerin gerçekten bir vücut bağışıklıkları yükseliyor ve dolayısıyla kişi daha sağlıklı oluyor. İşletme daha verimli bir tabii işletme için de çok büyük bir kar, iş gücü kaybını önlemiş olacak. Bir de şey, yani bir sağlığı kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik hali diye söylüyoruz. Evet, bunun artık tanımı doğru. Böyle hani toplu olarak bir fiziksel aktivasyonun yapılması sosyal iyilik hali de olacak aynı zamanda. İş yeri içerisinde, iş çalışanları içerisinde belki birbirini normalde çalışma saati içerisinde hiç göremeyecek olan kişiler orada birbirlerini görecek, selamlaşacak. Bu açıdan da bir sosyal aktivasyon. Yani fiziksel kazanımının dışında sosyal bir kazanımı da var. Bu arada bu aklıma geldi. Yani biz sağlıklı olmak için aynı zamanda yani psikolojik, sosyolojik olarak da iyi olmamız gerekmekte. Yani bir kişi ne kadar dengeli beslenirse beslensin, ne kadar güzel uyursa uyusun. Ama iş yerinde sürekli problemle karşılaşıyorsa ya da kendi özel yaşantısında bir takım problemleri varsa bu da kişinin bağışıklık sistemini zayıflatacaktır. Tabii. Dolayısıyla stres yönetimini de öğrenmemiz gerekiyor. Yani yaşadığımız sürece stres hayatımızda var olacak tabii ki. Biz yani hem sosyal sağlığımız açısından hem bedensel sağlığımız açısından stresle mücadele etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda da gerekirse hiç çekinmeden yardım alınması gereken yerden yardım alınması gerekiyor. Yani sosyal hizmet uzmanından ya da psikologlardan. Mutlaka eğer ciddi bir sorunumuz varsa, kendi başımıza çözemediğimizi düşündüğümüz, o sorunu çözmeye yönelik de davranmamız gerekiyor sağlıklı olabilmek için. Zaten aslında düşük seviyeli stresin hayatımızda aslında olması gerektiği. Çünkü çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğu söyleniyor. Ama söylemiş olduğunuz gibi yüksek seviyeli stres de yaşandığı zaman bağışıklık sistemini alt üst eden bir tabloyla karşı karşıya kalıyor o kişi. Buna bağlı olarak da çok çeşitli rahatsızlıklar, çok çeşitli işte moral bozukluğu, motivasyon bozukluğu, maneviyat düşüklüğü derken her türlü hastalığa kişiyi ne yazık ki açık hale getiren bir tablo olarak da karşımıza çıkıyor. Ya da hasta değilse çıkıyor. De hasta algılama, kendini hasta algılıyor kişi. Sonuçta buna da sebep oluyor. Sonuçta yüksek, algılarsa bile hasta olmuş oluyor sonuçta. Ben yüksek stres, yani ne kadar stresiniz olursa olsun, eğer siz o strese yönelik bir yani kendinizde stres yönetimi oluşturmuşsanız, nasıl mücadele edeceğinizi öğrenmişseniz
Yüksek stres diye bir şey yok bence. Yani söylediğiniz gibi her stres faktörü kişinin kendini yenilemesi için, kendi aslında çabalaması için bir motivasyon kaynağı olacak o kişi için. Yani yani patronunuz size halledemeyeceğinizi düşündüğünüz bir dosya getirdi. Çözmeniz çözülmesi zor bir dosya ya da benim için hemen klasik tanı yöntemleriyle tanı koyamayacağım bir hastayla karşılaştım. Bu benim için bir stres tabii. Ama onun yöntemlerini ararken aynı zamanda kendimi geliştirmiş oluyorum. Yeni bir şey kazanmış oluyorum. Dolayısıyla böyle aman böyle bir şeyle karşılaşmayayım demek yerine karşılaştığında nasıl davranacağını bilmek, buna yönelik kendinde gelişim, yani davranış gelişimi oluşturmaya açık olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Siz yani zaten stresle başa çıkma yöntemlerini çok güzel özetlemiş oldunuz aslında şu anda. Doğru, sonuçta kişi kendi öz becerisi, gayretiyle, motivasyonuyla karşısına çıkan stresi alt edebiliyorsa, onun üstesinden gelebiliyorsa zaten o konuda başarılı olmuş demektir. Yani dediğiniz aslında o konuda çok gerçekten doğru. Bu stres yönetimi. Evet. Ve kişinin gerçekten beden, ruh, sosyal açıdan sağlıklı olmasını sağlayacak olan ögelerden bir tanesi. Şimdi biz evet, bunu yaptıktan sonra net çok güzel görüyoruz. Bir şey. Mesela kronik hastalarımız var, KOAH'lı hasta. Ben iki hastam aynı seviyede, solunum fonksiyon testi seviyesi aynı seviyede. Yani evre olarak akciğerdeki bozulma, solunum kaybı aynı seviyede iki hasta. Birisi pozitif düşünen, daha çevreyle, kendisiyle ve çevresiyle daha barışık olan kişinin hastalıkla mücadelesi ya da işte hastalığın kendisinde oluşturduğu klinik yakınmalar iyi olan grupta, yani kendi ve çevresiyle olan diyaloğu iyi olan kişide klinik yakınmalar daha az oluyor. Ama yapı olarak negatif olan kısım kişide yakınmalar daha fazla oluyor. Yani hem bu bir iki şekilde. O kişi kendine problemli yaklaştığı için, zaten problemleri abartılı algıladığı için bir kez daha zaten yoğun hissediyor. Solunum sıkıntısını diğerinden daha yoğun hissediyor. İkincisi iyi olmadığı için, yani psikolojik açıdan iyi olmadığı için vücudun savunma sistemi ya da işte otomatik bu düzenleme sistemleri yeterli çalışmıyor. Yeterli çalışmadığı için de gerçekten hastalık daha ağır seyrediyor. Yani hep söylerlerdi tabii hocalarımız, hastanız odanıza girdiğinde bir bakın, yani gülümsüyor mu yüzü? Yani hasta olabilir tabii, hasta kişi gülümsemez ama gülmeye uygun bir kişilik mi yoksa agresif bir tip mi? Ona göre şeyinizi, tedavi sürenizi ona göre ayarlayın. Çünkü gülen tip tedaviye daha kısa sürede cevap verecek. Agresif olan tip tedaviye daha geç cevap veriyor. Hem tedavi uyumu biraz daha sıkıntılı oluyor, hem de gerçekten ilaçlar daha az başarılı oluyor o kimselerde. Dolayısıyla hani grip salgını var. Yani hepimiz, herkes senede bir kere grip olacaktır. Olur yani. Mümkün değil. Ben de oluyorum. Ama böyle aman grip olacağım, yatak döşek yatar mıyım, işim gücüm ne olacak, böyle işte şu hastalığım ortaya çıkar mı, tansiyonum yükselir mi, bu olur mu, şöyle olur mu, böyle olur mu diye söyleyen kişilerde grip gerçekten çok daha ağır seyrediyor. O düşündükleri başına geliyor. Düşündükleri hani sanki çağırıyoruz, kötüyü çağırıyoruz gibi oluyor. O nedenle biraz daha böyle şey, hayata güler yüzle bakmak. Çok aslında geniş boyutlu şey, sağlık, hastalıkla mücadele de geniş boyutlu. Aslında yani, Fadime Hanım, siz tabii anlatırken gerçekten değişik konularda değinmiş oldunuz. Şimdi bir an düşündüm, gerçekten biz insan vücudu gerçekten
siz de demiştiniz ya, mucizevi bir kesinlikle, varlık. Kesinlikle. İnanılmaz bir sır küpü esasında. Tabii. Son derece yoğun sırlar içeren, inanılmaz tedavi edici, kendi kendini yenileyici, inanılmaz sırlar içeren bir kapalı kutu hali. Şimdi buna baktığımız zaman da gerçekten biz şimdi konuşuyoruz. Aslında birçok şeyi daha bilmiyoruz bile. Çünkü insan isteğiyle, niyetiyle, düşüncesiyle en ölümcül hastalıkları bile sırasında geri çevirebiliyor. Ben kendi, tanık oldum hayatımda. Kendi tedavisini evet. yapabiliyor. Bu konuda gerçekten yaşanmış olduğunu bildiğimiz çok gerçekten ben de kitap okudum, makale okudum. Yani bu okuduklarımın onda birisi doğru olsa zaten şu anda hayretler içerisinde burada oturuyor olurum ki öyleyim zaten de. Bu konuda gerçekten daha öğreneceğimiz ve yapacağımız çok şeyimiz var. Çok şey var kesinlikle. Çok şeyimiz var. Bir plasebo dediğimiz olay var. Yalancı ilaç dediğimiz olay var. Rahatsız, ilaç veriyorsunuz. Bir kişiye diyorsunuz ki al sana bu antibiyotik veya şu ilaç iyi gelecek diyorsunuz. Alıyor, iyileşiyor. Öbür hastaya diyorsunuz ki bak bu ilaç, o ilaç, bu ilaçtan al. Sana çok iyi gelecek diyorsunuz. İlacın içerisine kapsülü boşaltıp içerisine pudra şekeri koydunuz. Hastaya onu içirdiniz. Öbür hastadan daha çabuk iyileşiyor hasta. Nasıl oldu bu iş? İlaçla iyileşeceğini bildiğiniz bir hastaya siz ilaç kılığına girmiş bir şeker kapsülü veriyorsunuz. Hasta onu kendisini iyileştirecek ilaç verdiğinizi düşünerek onu içiyor. Bitti. Hasta turp gibi oluyor. İnanılmaz bir şekilde iyileşiyor. Bunu psikiyatri alanında çok yoğun araştırmalar yapan bir bilim adamı plasebo ilaçların etkisi konusunda çok ciddi araştırmalar yaptı. Ondan sonra da bunu kullanılan psikiyatri ilaçlarına karşı plasebo ilacın etkisi nasıldır diye bir bildiri halinde Dünya Psikiyatri Kongresi'ne sanıyorum 10 sene kadar önce orada bunu bir bildiri olarak sundu. Adamı kongreden kovdular. Çünkü bugüne kadar bize öğretilen, bilinen ve orada bir araya gelmiş kişilerin uygulamak için alışmış oldukları tıbbın dışında bir bakış açısı getirmeyi öneriyor bu olay. Ve böyle bir şey olduğu zaman da herkes bundan tabii öncelikle başta korkuyor. Şu anda dünyanın ne yazık ki geldiği bazı noktalar bu konu ile aslında ilintili. Özellikle bazı kronik hastalıkların ve özellikle de kanserin tedavisi konusunda yapılan inanılmaz atılımlar var. Bir gün onlar da inşallah bu programda konuşuruz. Hepsi bilinçli bir şekilde karartılıyor, işte iyi olmadığı söylenerek yaygınlaşması engellenmeye çalışılıyor. Ama bütün bunlar, bu tedavilerin içerisine baktığınız zaman gerçekten birçoğunda insanın kendi zihin-beden enerjisi, moral maneviyatını daha iyi nasıl kullanabileceği, üst düzeye nasıl çıkarabileceği konusunda bazı öğretiler içeren tedavi programları var ve gerçekten sonuçta inanılmaz. Evet. İnanılmaz bir konuda. Şimdi tekrar epeyce dağıldık, uzaklaştık. Şimdi Fadime Hanım size şeyi sorayım. Bir hasta, bir göğüs hastalıkları hastası, bronşittir veya ses veya zatürredir veya başka bir hastalıktır. Allah korusun, kötü bir rahatsızlık, bir kanser başlangıcıdır veya astım başlangıcıdır. Nasıl bir şeyler hisseder, nasıl bir şeyler duyar veya duyarsa size gelmeli? Biraz geniş bir biraz, tanım evet, oldu ama. Çünkü her hastalığın belirtisi farklı farklı evet, olabilmekte. Yani sonuçta nefes alıp vermekle, işte ağrıyla ilgili bir şeyler var diye düşünüyorum da. O konuda yani
genel hatlarıyla nasıl bir tablo çizebilirsiniz? Yani solunum sistemi olduğu için solunumla ilgili şikayetleri yakın. Şimdi siz bana çok geniş sordunuz. Ben de size yuvarlak cevap. Benim işim rahat. Ben sordum. Evet. Yani solunum sistemi tabii benim dalım olduğu için solunum sistemini ilgilendiren hastalıklar solunumla ilgili yakınmalar yapar. Bizim klasiktir. İşte 5 tane sorduğumuz soru vardır. Öksürük yakınmanız var mı? Göğüs ağrınız var mı? Balgam çıkarıyor musunuz? Bu bizim yani üniversitedeyken eğitim yani öykü alma öğretilir ya tıp fakültelerinde bize. Evet. Göğüsle ilgili yani solunumla ilgili muayenede mutlaka sorulması gereken sorular. Öksürük, balgam var mı? Balgam var ise balgamın rengi, miktarı, kıvamı, günün hangi saatlerinde daha çok çıkardığı, göğüs ağrısı var mı? Nefes darlığı var mı? Ya da nefes alırken hırıltı, hışıltı var mı? Bunlar kan tükürme var mı? Bunlar solunuma spesifik olan sorular. Ama tabii solunum sistemi vücuda oksijen alınmasını sağlayan bir sistem olduğu için oksijen alımıyla ilgili bir bozulma varsa mutlaka başka yakınmalar da yapacaktır. Yani solunum sistemi problemi olup da kas ağrısının olmamasını bekleyemeyiz. Kas ağrısı, eklem ağrısı, karın ağrısı, göğüs ağrısı, baş ağrısı gibi vücudun diğer organlarına yönelik yakınmalar da olur. Bunun dışında ama bazı hastalıklara özel spesifik sorular var. Astım düşünüyor isem eğer ben astıma spesifik sorular var. Onları soru hastada bu yakınmalar var mı diye öğrenmeye çalışırız. İnterstisyal akciğer hastalığı düşündüysem, yani bağ dokusu hastalığı düşündüysem buna spesifik sorular, kanser varsa kansere spesifik sorular var. Bunların varlığını öğrenmeye çalışırız hastadan. Hastadan öykü alma oldukça önemli. Yani laboratuvarı ya da radyolojiyi ne şekilde kullanacağımız kullanmamız gerekip gerekmediğini de bize yol göstereceği için hastanın yakınmaları bahsettiğiniz gibi hastanın yakınmaları oldukça önemli bizim için. Ve hepsi de aşağı yukarı solunumla. Solunumla ilgili tabii benim. Peki şimdi yönetmenimiz uyarıyor programımız bitmek üzere diye. Merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Şimdi tabii sizin baş bulgularınızdan başvurduğunuz konulardan bir tanesi de bir akciğer filmi. Hangi hastalara akciğer filmi isteme durumunuz oluyor? Çünkü artık gittikçe akciğer filminden biraz uzaklaşılmaya başlandı gibi, mecbur kalınmadıkça çekilmemesi taraftarı filmlerin. Dolayısıyla bir iyonizan radyasyon verileceği için şimdi dinleme bulgusu bana yetiyor, tedavi verebilirim dediğiniz hastalar çıkıyor mu? Yoksa yaygınlık derecesini görmek açısından hemen hemen tüm hastalardan bir akciğer filmi isteniyor mu doktor hanım? Yani tüm hastalardan akciğer filmi isteme indikasyonu yok. Ben bazen pnömoniyi düşündüğüm hastada bile akciğer filmi istemediğim, hani dinleme bulgusuyla zatüre düşünüyorum, kliniğe uyuyor. Bazen onlarda bile istemediğim oluyor. Yani riskli bir durum düşünüyorsam tabii takip kriteri olarak gerekiyor. Her durumda hastaya tetkik yapılması gerekmiyor. Biz son zamanlarda biraz yani hastalardaki hastalık algısının yükselmesi, kendini kötü hissediyor olma duygusu ve doktorun da biraz kolayına geliyor tabii şey istemek, tetkik istemez. Aslında birçok hastalığı özellikle benimle ilgili mesela astımı tanı koymak, sadece hastayla konuşmak ve muayene etmek yeterli. Sadece bazen muayene etmek bile, sadece konuşmak bile astımı anlamak açısından yeterli. Yani bazen kolayımıza kaçtığı için tetkik istiyoruz. Bazen hastayı tatmin etmek için. Hasta da çünkü bazen istiyor. Benden hiç bir şey istemedin, hiç tetkik istemedin diye söylüyor. Durumum çok mu kötü doktor hanım mı diyordu sonra? Yani dolayısıyla hastayı memnun etmek için istediğimiz oluyor. Evet.
bazen de tabii ki gerekli olduğu için istediğimiz oluyor. Ama mutlaka bence gerekli olduğu durumda gerekli tetkiye başvurmalı. Çok fazla yani gereksiz laboratuvara yöneliyoruz diye düşünüyorum son zamanlarda. Anladım. Siz bilimselliğine zaten güvendiğimiz değerli bir meslektaşımızsınız. Gerçekten bu yaptığınız yorumlarda birebir gerçekten örtüşüyor. Bilginize sağlık. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ne yazık ki programımız yine bitmiş dediler. Kapatmak zorundayız programımızı dediler. Başka bir programda... Muhtemelen biz sabaha kadar program yapardık belki, ama... Belki soracağımız bu konular çok çünkü sorularımız çok. Başka bir programda inşallah sizle tekrar sohbet etmek isteriz. Ne yettiğiniz de geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bugün... Sohbetimizi ne yazık ki sonlandırmak durumundayız. Kıbrıs için gerçekten önemli olan akciğer hastalıkları, bunların teşhis tedavisiyle ilgili değerli konuğum, göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Doktor Fadime Tülücü ile, Kolon Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı ile görüştük. Ben Doktor Zafer Topukçu, üroloji uzmanı, ailenizin doktoru. Her türlü soru ve sorunlarınız için ilginç konu ve konuklarımızla bu ekranlardan sizlere sesleneceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bol su için görüşmek üzere. Hoşça kalın.